Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlere YouTube'da programsız kolay bir şekilde banner nasıl yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi benim YouTube banner'ım bu şekilde. Bunu nasıl yaptığımı dilerseniz hemen size anlatayım. Böyle yeni bir sekme açıyorsunuz Google'da. Buraya canva.com yazıp yazıp canva.com'a giriyorsunuz. Buraya YouTube kanal resmi yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi size 2560x 1440 piksellik bir çözünürlük sunuyor. Bu YouTube'un banner çözünürlüğüdür. Bu çözünürlükle oynamamanızı tavsiye ederim. Çünkü oynarsanız banner'ınız olmayacaktır. Gördüğünüz gibi burada hazır banner'lar bulunuyor. Ama biz hazır banner yapmayacağız. Kendimiz sıfırdan bir banner oluşturacağız. O yüzden buraya boş YouTube kanal resmi oluştur yazan yere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi öncelikle bize lazım olanlar neler? Bize lazım olanlar bir adet fotoğrafımız. Bu fotoğrafımızı Google'a Remove Background dediğimiz siteyi açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan Upload Image'e tıklayıp masa üstünden bir fotoğraf seçip onun arka planını kolay bir şekilde yok edebiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Gördüğünüz gibi ben bu fotoğrafın arka planını yok ettim. Hemen bu şekilde sürükleyip atıyorum. Fotoğrafım geldi. Şimdi bizim için önemli olan bir şey daha var. Hemen Google'da yeni bir sekme daha açıyorum. Ne yazıyorum? YouTube şablon yazıyorum. YouTube şablon yazıp görseller kısmından YouTube'un gördüğünüz gibi bize banner şablonu sunuyor. Bunu farklı kaydedip masa üstüne indirmeniz gerekiyor. İndirdiniz. Hemen geliyoruz kanvamıza. Gördüğünüz gibi ben indirdim. Atıyorum buraya şablonumu. Şablon geldi. Bu şablonu tüm ekrana sığdıracak şekilde köşelerinden tutup büyütüyoruz. Ve gördüğünüz gibi şeffaflığını %50'ye kadar indiriyoruz ki bize kolay bir çalışma alanı sağlasın. Boş bir alana tıkladığımızda hemen arka plan geldi. Bu şablon ne iş arıyor? Bu gördüğünüz koyu siyah kısım, koyu gri kısım e, telefonlar için kullanılan alandır. Ki biz bunu tercih edeceğiz çünkü çoğu YouTube kullanıcısı telefondan giriş yapıyor. Bu gördüğünüz e, hafif açık gri kısım tabletler için ayrılan alan. Gördüğünüz boydan boya olan gri kısım bilgisayarlar için ayrılan alan. Bu kocaman gördüğünüz ekranda televizyonlar için ayrılan banner alanıdır. Biz e, tele, telefon için ayarlayacağımız için tam koyu gri alanın köşesine getirip bu şekilde fotoğrafımı küçültüyorum. Şimdi buradan metine basıyorum. Bir başlık ekleyene tıklıyorum. Bunu hafif küçültüyorum yazıyı kendime göre. Tabii bu sizin e, zevkinize göre değişecektir. Ben bu büyüklükte yeter diyorum. Hemen yazıyorum Haktan Çetin. Haktan Çetin. Gördüğünüz gibi yazım hazır. April Fest yazısı yukarıda. Buradan yazı fontunuzu ayarlayabilirsiniz. Bu gördüğünüz açık gri renktekiler ve yanında taç işareti olanlar ücretli fontlardır. Biz ücretsiz fontları seçeceğiz. Ben burada edeceğina Toybox e, şey e, fontunu kullanıyorum. Bu font benim hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi bir sürü font var. Bunları siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben bu fontu kullanacağım. Dediğim gibi bunu yapmak zorunda değilsiniz. Hemen buradan bileşenler kısmına gelip YouTube yazıyorum. Gördüğünüz gibi bize bir sürü YouTube ikonu sunuyor. Ben bu YouTube ikonunu seçmeyi tercih ettim. Hemen YouTube ikonumuzu küçültelim. Alt kısma yerleştirelim. Gördüğünüz gibi yerleştirdim YouTube ikonumuzu. Şimdi bize yazı fontumuz için arkaya bir fırça darbesi lazım. Buraya bileşenler kısmına fırça yazıyorum. Gördüğünüz gibi bize bir sürü fırça seçeneği sunuyor ama ben video için şunu tercih ediyorum. Yazımın arkasına hemen fırça darbemizi ekledim. Bu fırça darbemizin üstüne tıklayarak köşede renk pedi var görüyorsunuz. Buna tıklayarak pedimizi açıyoruz. Ben buradan kırmızı rengi seçmeyi tercih ediyorum. Yazımı da bunun içine tam yerleştiriyorum. Yazımın rengini değiştirmek için dostlar. A e, harfinin altında metin rengi yazıyor gördüğünüz gibi. Bu metin rengine tıklıyoruz. Ben buradan beyazı seçmek istedim. Siz istediğiniz gibi e, mavi, mor gibi renklere boyayabilirsiniz. Ben bu şekilde seçtim. Evet şimdi önemli bir noktaya geliyorum. Bileşenler kısmına geliyoruz. Altta çerçeveler var. Tümünü gör diyoruz. Gördüğünüz gibi burada film e, fragmanı olsun, sonra televizyon olsun, telefon olsun, tablet olsun birçok çerçevemiz bulunuyor. Ben buradan telefon çerçevesini alıyorum ve şu şekilde alanlara sığacak kadar küçültüyorum. Bu fotoğrafımı getirip telefon e, çerçevesinin üstüne attığım zaman gördüğünüz gibi fotoğraf telefonun içine yerleşti. Hemen bu telefonu sol köşeye koydum tekrar yerine. Şimdi bizim için önemli olan son birkaç şey kaldı. Onları da göstereyim. Buradan bileşenler kısmına geliyoruz. Twitter diyoruz. Seçiyoruz. Buradan Twitter ikonunu ücretsiz bir şekilde aldık. Küçültüyorum. Sağ köşeye koyuyorum. Bunları istediğiniz sosyal medya platformunu ekleyebilirsiniz. Ben bunları ekliyorum. Instagram yazıyorum. Instagram Gördüğünüz gibi Instagram ikonlarım da geldi. Hemen bir tanesini seçip buraya yerleştiriyorum küçülterek gördüğünüz gibi. Sonra Steam yazıyorum. Bu benim oynadığım bir oyun platformu. Sizde olmayabilir. Eklemeyebilirsiniz keyfinize göre. Ben bu Steam platformunda gördüğünüz gibi küçülttüm Steam ikonunu koydum. Bu şekilde yerleştirdim. Şöyle yerleştirmelerini de yapalım. Gördüğünüz gibi hemen bizim arka planımız kaldı. Burada fotoğraf kısmına tıklayıp arka plan seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bize geniş bir arka plan alanı sunuyor. Ben bu arka planı beğendim. Bu arka planı tekrardan fotoğrafımızın alanımızın her yerine dağılacak şekilde büyütüyoruz. Her yerine dağıtmamız lazım. Sonra boş bir alana tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi böyle kolay bir şekilde hızlıca bannerımızı aktifleştirdik. Artık banner'ımız hazır durumda. Bu banner'ımızı sağ köşeden gördüğünüz indir butonuna basarak PNG şeklinde indirmenizi öneriyorum. Çünkü en kaliteli şekilde indirme şekli PNG'dir. İndire tıklayın buradan. Gördüğünüz gibi indiriyorum. Tasarımım hazırlanıyor. Çok kısa bir süre içinde hazırlayacaktır tasarımımı. Gördüğünüz gibi hazırladı. Hemen altta indirmeyi başlattı. Evet, gördüğünüz gibi indirdi. Ben masa üstüne attım bu indirmeyi. Hemen geliyorum YouTube kanalıma. Buradan kanalı özelleştire tıklıyorum. YouTube stüdyo kanal özelleştirme bölümümüz açıldı. Özelleştirme kısmına markalama kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi banner resmi yazıyor. Bunu değiştire tıklıyorum. Hemen seçiyorum yaptığım banner'ımı. Gördüğünüz gibi artık banner'ım buraya yerleşti. Kolay bir şekilde banner yaptım. Bu videom da buraya kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, esen kalın.